Lübnanlı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın El-Kaide'nin Suriye kolu En-Nusra'ya savaş ilan etmesi ardından çatışmalar başladı. Anti-Lübnan dağlarındaki çatışmalarda 4 El-Nusra sorumlusunun öldüğü bildirildi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah salı günü yaptığı açıklamada Lübnan'la Suriye arasındaki sınırda bulunan dağlık bölgede En-Nusra'yı vurmanın zamanının geldiğini söyledi. Lübnan medyası ve Suriye'deki silahlı gruplar günlerdir Hizbullah'ın Kalamun bölgesine müdahalesinin beklendiğini söylüyorlardı. Suriye'de Bashar el-Esad rejimi son haftalarda En-Nusra ve ittifakları karşısında birçok alanı kaybetti. Hizbullah'ın geçen yıl Suriye'deki çatışmalara dahil olması Şam etrafındaki kuşatmanın gevşemesini sağladı. Ancak El-Nusra'nın diğer silahlı gruplarla ittifak kurarak Suriye'nin kuzeybatısında saldırıya geçmesi güçler dengesini değiştirdi. Bu grup ve ittifakları özellikle İdlib kentinin denetimini ele geçirdi. Bölgesel ve uluslararası kaynaklar El-Nusra'nın İdlib operasyonunda Türkiye'nin aktif desteğini aldığını belirtiyor. Hasan Nasrallah, bir muharebeyi kaybetmek, savaşı kaybetmek değildir dedi. Sınır boyunca uzanan Kalamun dağlarına yönelik operasyon konusunda ne zaman gerçekleşirse o zaman gerçekleşir diyen Nasrallah, zamanı geldiğinde hedefi, yeri ve boyutlarına ilişkin daha fazlasını söyleyeceklerini belirtti. Hizbullah lideri, Lübnan devletinin bugün tek başına bu tehdide karşı koyma gücünde olmadığını söyledi. Suriyeli radikal Sünni İslamcı gruplar aylardır Lübnan'a sızma eylemlerini arttırdı. Hem Lübnan ordusu hem de Hizbullah mevzilerine saldırılar oldu. Hizbullah liderinin açıklamada bulunduğu salı günü sınırın çevresindeki Tufeil ve Britel yerleşim alanlarında şiddetli çatışmalar başladı. Reuters'a konuşan Hizbullah'a yakın bir kaynak çok sayıda ölüden bahsetti. Lübnanlı askeri bir kaynak Hizbullah'ın El-Nusra üyelerine pusu kurduğunu bildirdi ama bilanço vermedi. Lübnan televizyonu El-Nusra'nın 4 sorumlusunun öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın El-Kaide'nin Suriye kolu El-Nusra'ya savaş ilan etmesi ardından Suriye ordusu dağlık Kalamun bölgesini bombaladı. Kalamun dağ zinciri Suriye'nin batı sınırı boyunca uzanıyor. Bu alan aylardan beri Hizbullah'ın desteğindeki Bashar el-Esad'a bağlı orduyla Suriye'de aktif olan silahlı gruplar arasında çatışmalara konu oluyor. Suriye ordusunun Lübnan'la sınırı olan dağlık bir alanı bombaladığı belirtildi. Hizbullah televizyonu El-Nusra ve ittifaklarının onlarca kayıp verdiğini iddia etti. Hasan Nasrallah, salı günü yaptığı açıklamada zamanı geldiğinde El-Nusra'ya yönelik Kalamun bölgesinde operasyon başlatacaklarını söylemişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Yemen'e yönelik saldırıları devam ederken Şii Husi milisleri de Suudi Arabistan'a yönelik roket atışlarında bulundu. Gelen bilgilere göre en az 3 ölü var. Suudi Arabistan 26 Mart'tan bu yana komşu Yemen'de Şii Husi milislere yönelik hava saldırılarında bulunuyor. 9 ülkenin katıldığı Arap koalisyonuna başta ABD ve Fransa olmak üzere birçok batılı ülke destek veriyor. Suudiler bölgede İran'ın etkisinin yayılmasından endişe ediyor. Riyad'a kaçan Yemen Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin yeniden kontrolü sağlaması ve Şii Husilerin geriletilmesini amaçlayan Suudilerin saldırısı çatışmaların kendi topraklarına da sıçramasına yol açtı. El Arabiya televizyon kanalına göre 6 Mayıs Çarşamba günü Husiler tarafından Suudi Arabistan'a yönelik roket atışlarında 3 kişi öldü. Havan topları ve Katyuşa füzelerinin sınırdaki Najran kentine düştüğü bildirildi. Tüm kentte yeni bir emre kadar okullar kapatıldı. Bu atışlara misilleme olarak Suudi helikopterlerinin Husi mevzilerini bombaladığı belirtildi. Roket atışlarının Körfez İşbirliği Konseyi'nin Riyad'da toplandığı bir sırada gerçekleşmesi dikkat çekti. Bu toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande katıldı. Yemen'de savaş derinleşiyor, sivil kayıplar artıyor, insani açıdan felaket bir durum yaşanıyor. Uluslararası toplumun tanıdığı Yemen yönetimi başta Aden ve Taiz kentleri olmak üzere Yemen'in kurtarılması için uluslararası topluma hemen kara harekatı başlatmaya çağırdı. Yemen'in Birleşmiş Milletler nezdindeki elçisi Halid Aleymani, uluslararası toplumu başta Aden ve Taiz olmak üzere Yemen'i kurtarmak için hızlı bir şekilde kara harekatıyla müdahaleye çağırıyoruz dedi. Yemen elçisi Şii Husileri vahşet yapmakla suçladı. Aleymani, Şii milislerin özellikle Aden'de hareket eden herkese hedef aldığını, halka insani yardımları engellediğini ve kuşatma altındaki mahallelerden kaçmak isteyen ailelere karşı top atışlarında bulunduğunu iddia etti. Yemen'de insani durum Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonun 26 Mart'ta hava saldırılarına başlamasıyla birlikte derinleşti. Birleşmiş Milletler'e göre Suudi müdahalesinin başladığı 26 Mart'tan bu yana en az 646 sivil hayatını kaybetti, 1364 sivil de yaralandı. Ayrıca 20 milyon dolayında Yemenli, yani nüfusun %80'i açlık tehlikesi altında bulunuyor. Sadece çarşamba günkü çatışmalarda 120'ye aşkın kişi hayatını kaybetti. İnsani görevliler ve iki kamp sorumlusu bunların çoğunluğunun sivil olduğunu ve koalisyonun hava saldırılarında öldüğünü söyledi. New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü ise güneyin büyük liman kenti Aden'de umutsuz bir durum yaşandığını belirtti.
Şii isyancılar ve diğer güçleri uyararak sivillerin terörize edilmesi değil korunması gerektiğini kaydetti. İzleme örgütü, sivillere kasıtlı bir şekilde yapılan saldırılar ve rehin almalar savaş suçudur dedi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, acil insani yardımların ulaştırılması amacıyla Suudi Arabistan'da görüşmelerde bulunuyor. Batılı basına göre Kerry, Suudilerden askeri operasyonlarına mola vermesini istedi. Kerry ile Suudilerin görüşmelerinin gündeminde Yemen ve Suriye savaşları, insanlık düşmanı grup DAEŞ tehdidi ve İran'la nükleer müzakereler var. Batılı medyaya göre Suudilerle Amerikalılar bu konularda farklı görüşlere sahip. Bunların başında İran'da ABD arasındaki yakınlaşma geliyor. Yemen krizinde Riyad ve Arap koalisyonunu destekleyen ABD şimdi insani mola istiyor. Afgan hükümet güçleri ülkenin kuzeydoğusundaki Kunduz eyaletinin başkenti Kunduz kenti yakınlarında Taliban'a yönelik büyük bir saldırı başlattı. Silah ve top seslerinin şehirden duyulduğu belirtiliyor. Afgan yetkililerin verdiği bilgiye göre DAEŞ'in eğittiği yabancı savaşçılar Kunduz yakınlarında Taliban saflarında savaşıyor. Eyalet valisi Muhammed Ömer Safi, çatışmalarda ikisi kadın 18 yabancı savaşçının hayatını kaybettiğini söyledi. Güvenlik güçleri bir haftadır Kunduz'a saldırılar düzenleyen Taliban'la çatışıyor. Bir yıldır şehri ele geçirmeye çalışan Taliban'ın son bir haftadır saldırılarını arttırdığı ifade ediliyor. Son çatışmalarda Taliban'ın Kunduz şehrine yakınlaşmasından dolayı on binlerce kişi şehirden kaçarak dağlık bölgelere sığındı. Dünya Gıda Örgütü şehri terk edenlere temel gıda malzemeleri ulaştırdıklarını, ancak çatışmaların uzun sürmesi durumunda bu yardımların yetersiz kalabileceği uyarısında bulundu. Afgan güvenlik güçleri Taliban'ın savaşında herhangi bir müttefik desteği almıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında Afganistan misyonunu tamamlayan NATO askerleri büyük ölçüde Afganistan'dan çekilirken, ülkede kalan yabancı birlikler Afgan ordusunun eğitiminde yer alıyorlar. ABD'nin acele etmeyin uyarılarını dikkate almayan Hindistan, İran'la önemli bir ticari liman anlaşmasını imzaladı. İran'ın güneydoğusundaki Chabahar kentine inşa edilmesi planlanan limanla ilgili anlaşma, Hindistan Denizcilik ve Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari ile İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahmed Akundi'nin ikili görüşmeleri sonrasında dün imzalandı. İran'a yapılacak liman, Orta Asya ve Körfez arasındaki ulaşım maliyetleri ve nakliye süresini yaklaşık 1/3 oranında azaltacak. Liman, Pakistan ve Afganistan'a giden rotanın da kapısını açmış olacak. Hindistan, Batı Afganistan ile Chabahar Limanı arasında 220 km yol inşa etmek için şimdiden 100 milyon dolar harcadı. Bu şekilde Hindistan, İran ve Orta Asya'ya geçişinde son dönemde Çin'in büyük yatırımlar yapmaya hazırlandığı Pakistan'ı aradan çıkarmış olacak. Yapılacak limanın Hindistan kıyıları için stratejik önemi şimdiden dikkat çekmeye başladı. Hindistan ve İran daha önce Pakistan ile İran sınırı arasındaki Umman Körfezi üzerinde Chabahar Limanı'nın inşası için 2003 yılında anlaşma yaptı, ancak girişim batılı ülkelerin İran'a yaptırımları nedeniyle ilerleme kaydedemedi. Reuters haber ajansına konuşan Hindistan Denizcilik ve Ulaştırma Bakanı Gadkari, Tahran ve 5+1 ülkeleri arasında 30 Haziran'da yapılacak nükleer program anlaşması sonrasında şartların daha rahat olması umuduyla Hindistan şimdiden İran'a enerji ve altyapı imkanlarını araştırmak için bir heyet gönderecek dedi. Hindistan Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre İran'ın da Hindistan'la karşılıklı serbest ticaret anlaşması yapmayı önerdiği belirtiliyor. Anlaşmanın Hindistan para birimi olan rupi üzerinden yapılması planlanıyor. İran ile 5+1 ülkeleri arasında yürütülen nükleer müzakerelerde 30 Haziran'da nihai anlaşmaya varılması hedefleniyor. Bu anlaşma sonrasında İran'a uygulanan ticari ambargolar kademeli olarak kaldırılacak. Dünyanın 5. ekonomisine sahip olan İngiltere'de seçmenler bugün parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Seçim kampanyasının son gününde de hangi partinin birinci geleceği belirginlik kazanmadı. Başkan David Cameron'ın Muhafazakar Partisi ile rakibi Edmund Miliband'ın İşçi Partisi anketlerde başa baş görünüyor. Her birinin oyların 1/3'ünü elde edeceği tahmin ediliyor. Buna karşın daha önceki seçimlerde marjinal olarak ifade edilen partilerin çıkış yapması bekleniyor. İki büyük partinin elde edeceği sonuçlar 650 sandalyeli parlamentoda onlara çoğunluğu oluşturma imkanı vermeyecek. Mutlak çoğunluk için 323 sandalye gerekiyor. Bu nedenle seçimlerin ardından muhafazakarlar ve işçi partililerin küçük partilerle ittifak kurarak yönetmesi veya bir azınlık hükümeti kurmaya çalışması gerekiyor. Kısaca hem muhafazakarlar hem de işçiler açısından belirsizlik hakim. İşçi Partili Ed Miliband, oy kullanımından önce yaptığı benzeri görülmemiş sıkı bir yarışma olacağını söyledi. David Cameron ise sadece muhafazakarların güçlü ve istikrarlı bir hükümet kurabileceğine inanıyor. Cameron, tüm diğer seçenekler kaosa götürecek iddiasında bulundu.
Bu seçimlerde sadece bağımsızlık yanlısı İskoçyalıların partisi kral yapıcı, hükümet kuracak partiyi belirleyebilecek stratejik bir role sahip olduğunu biliyor. İskoç Partisi'nin ulusal düzeyde sadece %5'e varacak bir oyla 45 ila 55 sandalye kazanması bekleniyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun hükümeti kurması için verilen sürenin dolmasına saatler kala koalisyon konusunda diğer partilerle uzlaşma sağladığı bildirildi. Netanyahu gece yarısına kadar anlaşma sağlayamasaydı Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin hükümeti kurma görevini muhtemelen 24 milletvekiliyle seçimlerden ikinci parti olarak çıkan Merkez Sol Siyonist Birliği Partisi'ne verecekti. Ancak dün 11 saat süren görüşmelerin ardından gece yarısına saatler kala Naftali Bennett liderliğindeki sağcı Bayit Yahudi, Yahudi vatanı kurulacak hükümete destek verecek açıkladı. Böylece hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyeye ulaşan Netanyahu için 4. kez başbakanlık yolu açılmış oldu. Merkezdeki Kulanu'yla iki aşırı dinci Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partileriyle salı günü anlaşma imzalanmıştı. Pazartesi günü Netanyahu'nun eski müttefiki ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, lideri olduğu İsrail Beytenu Partisi'nin koalisyona katılmayacağını açıklamıştı. Lieberman, koalisyondan çekilme gerekçesi olarak kurulacak hükümetin muhafazakar partilerden oluşmasını göstermişti. Koalisyon görüşmelerinden uzlaşma çıkmasıyla birlikte İsrail'de seçimlerden 7 hafta sonra 5 partiden oluşan sağ kanat bir hükümet kurulmuş oldu. Ancak yeni koalisyonun sadece minimum gereklilik olan 61 sandalyeye sahip olması kurulacak koalisyonun çok zayıf olacağını gösteriyor. Uzmanlar Netanyahu'nun bu koalisyona bir ortak daha bulmak isteyeceğini tahmin ediyorlar. Koalisyonun yeni ortağı Yahudi Vatanı Partisi Filistin Devleti fikrine karşı çıkıyor ve Batı Şeria'daki yasak bölgede Yahudi yerleşimini destekliyor. Koalisyona 8 sandalyeyle destek veren Yahudi Vatanı Partisi'nin lideri Naftali Bennett, desteğinin karşılığında yeni kurulacak hükümete Adalet Bakanlığı alacak. İsrail'de Mart ayında yapılan seçimlerde Netanyahu'nun Likud Partisi 30 milletvekiliyle birinci parti olarak çıkmıştı ancak iktidara gelebilmek için 120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'te 61 sandalye almak gerekiyor. 67 yıllık İsrail tarihinde bugüne kadar tek partili bir hükümet kurulmadı. Katar'ın Fransa'dan 24 adet Rafale tipi savaş uçağı satın alması ve Suudilerin Fransa ve Hollanda'ı Riyad'a davet etmesi dikkatleri bu kuşkulu yakınlaşmaya çevirdi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 6 milyar euro değerindeki uçak anlaşmasını imzaladıktan hemen sonra Fransa güvenilir bir ülkedir dedi. Anlaşmada 24 Rafale savaş uçağının satışı, Katarlı 100 dolayında pilot ve mekanistlerin eğitimi yer alıyor. Bu anlaşmadan sonra Suudi Arabistan Fransa Cumhurbaşkanı'nı Riyad'a davet etti. Fransa Körfez İşbirliği Konseyi'nin toplantısına davet edilen tek batılı ülke oldu. Fransa'nın petromonarşilerle bu ilişkisi yoğun tepki konusu oluyor. Şu anki Sosyalist Parti iktidarından önceki Nicolas Sarkozy'nin Libya, Pakistan ve Kazakistan'a kadar uzanan kirli ilişkileri halen soruşturuluyor. Fransa'nın geçmişten bu yana demokrasi düşmanı ve diktatoryal rejimlerle ilişkisi sonucu ağır insani felaketler yaşandı. Saddam rejimi, kriz öncesi Suriye'deki Bashar Esad ile olan ilişkiler, baskıların en yoğun olduğu dönemlerde Türkiye ile yakın ilişkileri ve işbirliği henüz hafızalardaki yerini koruyor. Bununla birlikte Nijer, Mali, Burkina Faso, Moritanya ve Çad'ı kapsayan bir Fransız askeri varlığı söz konusu. Fransa bugün Suriye, Irak, Yemen, Sahil Kuşağı bölgesi ve Libya krizinde önemli rol oynuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi Fransa, Arap monarşileri için kendisini güvenilir bir ülke olarak sunsa da daha karmaşık bir realiteye işaret ediyor. Siyasi gözlemciler petromonarşilerin 24 uçak satın alarak aslında Fransa'nın işbirliğini satın aldıklarını düşünüyor. Bu durum işe de yaradı. Zira euronun dolar karşısında %20 oranında düşmesi Rafales ve diğer Fransız ürünlerini daha cazip hale getirdi. Arap ülkeleriyle Fransa'nın yakınlaşması ABD'nin bölgesel bir güç olarak İran'la yakınlaşmasına karşı ciddi bir hareketlilik olarak gözleniyor. Suudi Arabistan ile ABD arasındaki mevcut ilişki sağırlar diyaloğuna benziyor. Suudiler, İran ile nükleer görüşmelere karşı ve yayılan İran etkisinden rahatsız. Suudiler ve Katar'ın Orta Doğu'da vahşi katliamları imza atan silahlı gruplara desteği de bir sır değil. Katar, Fransa'nın Mali'deki operasyonlarına da karşı çıkmış ve El-Kaide unsurlarını silahlandırmıştı. İnsanlık düşmanı grup DAEŞ, Suudi-Katar ilişkisinin gayrimeşru çocuğu olarak değerlendiriliyor. Arap olmayan İran, Türkiye ve İsrail gibi üç bölgesel gücün daha uzun süre Körfez monarşilerini çerçevelemesi bekleniyor. Fransa'nın da prensiplere karşı çıkar işbirliğinin uzun ömürlü olacağı sanılmıyor.
Kanada'da gizli servis başta olmak üzere tüm güvenlik makamlarına olağanüstü yetkiler veren tartışmalı antiterör kanun taslağı yasalaştı. Çarşamba günü federal parlamentoda oylanan taslak 96 red oyuna karşılık 183 evet oyuyla kabul edildi. Oylamada ana muhalefetteki Yeni Demokrat Parti red oyu kullanırken Liberal Parti destek verdi. Yeni kabul edilen antiterör kanun, polisin bir kişiyi sadece şüphe üzerine mahkeme kararı olmaksızın gözaltına almasının önünü açarken, daha önce 3 gün olan gözaltı süresi 7 güne çıkarılıyor. Yasada daha önceden terör suçuyla suçlanmış kişilerin pasaportuna 5 yıllığına el konulması, bu kişiler için elektronik izleme ve yargı alanının dışına çıkmama yasağı da getiriliyor. Yasa, Kanada İstihbarat Servisi'ne göre terör aktivitelerini izleme ve bozma gücü gerekçesiyle Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerindeki hesapların yanı sıra şüphelilerin tüm e-mail hesaplarına erişim yetkisi veriyor. İstihbarat Servisi bu yetkiyi Kanada içinde ve dışında kullanma hakkına sahip olacak. Yasayla pasaport başvurularında sunulan bilgiler ülkedeki tüm ulusal güvenlik kurumlarıyla paylaşılabilecek. Otomatik silah izleme cihazları ve kimyasal silah yapmak için kullanılabilecek maddelerin dolaşımı hakkında alınan kimlik bilgileri de aynı kapsamda paylaşılacak. Özgürlükleri sınırlamalar ve özel hayatın gizlilik sınırlarını yıkan yasa kamuoyunda aylardır tartışmalara ve tepkilere neden oluyor. Kanada'nın 4 eski başbakanı ve Anayasa Mahkemesi'nin 5 hakimi kamuoyuna açık mektup yazarak yasağı eleştirdi. Hukukçular muğlak ifadelerle dolu yasanın güvenlik güçlerinin ve istihbarat servislerinin yetkilerini çok genişleteceği ve özgürlükleri sınırlandıracağı eleştirisinde bulunuyorlar. Hükümetse radikalleşme tehlikesine karşı bu yasanın gerekli olduğunu savunuyor. Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yasanın Haziran ayına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Şili Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet hükümetin bir bütün olarak istifasını istedi. Sosyalist Cumhurbaşkanı 72 saat içerisinde yeni hükümeti açıklayacağını bildirdi. Cumhurbaşkanının popülaritesi %31 ile en alt seviyelerde bulunuyor. Bu durum kısmen benzeri görülmemiş yolsuzluk skandalı ile açıklanıyor. Michelle Bachelet'in 36 yaşındaki büyük oğlu Sebastian Davalos rüşvet alarak etkisini kullanmakla suçlanıyor. Davalos, eşi Natalia Compagno'nun Şili Bankası'nın üst düzey bir memuru ile 2013'te düzenlediği bir toplantıya katılmıştı. Seçim kampanyası sırasında yapılan bu toplantıda emlak yatırımları için 10 milyon dolarlık bir borç istenmişti. Davalos, Compagno çiftinin bu borçtan 4 milyar dolarlık kazanç elde ettiği belirtiliyor. Bankanın kredisi, Bachelet'in Cumhurbaşkanı seçilmesinin ertesinde Natalia Compagno'na verilmişti. Bu skandallara bir de seçim kampanyasının yasa dışı finansmanı ve vergi kaçırma skandallarını eklemek gerekiyor. Büyük işverenlerin adı bu skandallara karıştı. Özellikle muhalefetteki sağcı parti, Bağımsızlıkçı Demokrat Birliği'ni etkileyen skandallar nedeniyle partinin başkanı Ernesto Silva 12 Mart günü istifa etmişti. Sosyalist Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet, şu sıralar eğitim ve iş alanında önemli reformları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Eşitsizlikleri azaltmaya amaçlayan bu programlar yolsuzluk skandallarının gölgesinde kaldı. Cumhurbaşkanı Salı günü yaptığı açıklamada Eylül ayından itibaren yeni bir anayasa yazılacağını duyurdu. Bu anayasa 1973-1990 arasındaki Augusto Pinochet diktatörlüğü döneminde yazılan 1980 anayasasının yerini alacak. Güney Afrika'da ulusal elektrik şirketiyle anlaşmazlık içinde olan eylemciler Johannesburg'daki Soweto Sokağı'nı işgal etti. Eylemciler Soweto Sokağı'nda bulunan Güney Afrika lideri Nelson Mandela'nın müzeye çevrilmiş eski evini yakma tehdidinde bulundular. Polis tarafından evden uzaklaştırılan eylemciler lastikler ve çöpleri ateşe verdi. Eylemciler kamu elektrik şirketi Eskom'un kendilerine dayattığı ön ödemeli elektrik sisteminden vazgeçmesini istiyor. Eylemciler ayrıca tüketime dayalı olmayan tarifeler uygulanmasını talep ediyor. Ancak Eskom şirketi bunları reddediyor. Güney Afrika'da siyah yoksulların yaşadığı mahalleler ile yoğun nüfuslu mahallelerde sık sık daha iyi kamu hizmeti için eylemler yaşanıyor. Eylemler sıklıkla çatışmalara dönüşüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen ve kalkışından hemen sonra teknik bir arıza nedeniyle kontrolden çıkan Rus kargo aracı Progress M27'nin 8 Mayıs Cuma günü dünyaya düşeceği belirtildi. Kontrolden çıktıktan sonra dünya yörüngesine giren uzay aracı, ABD'nin doğusu, Kolombiya, Brezilya ve Endonezya üzerinde bir yörünge takip ediyor. Rus uzay merkezi Roscosmos'dan dün yapılan bir açıklamada, uzay aracının Cuma günü Moskova saatiyle gece 1.30 ile öğlen 1.55 saatleri arasında kendini imha edeceği belirtildi. Uzay aracının atmosfere girdiğinde dağılacağını söyleyen bilim insanları, parçaların kara yediği denize düşeceğini belirtiyorlar. Geçtiğimiz salı günü Kazakistan'dan fırlatılan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 3 tonluk malzeme götürüyordu. Kargo aracında uzay istasyonunun 6 kişilik personeli için
yiyecek, giyecek, yakıt malzemesi ve oksijen bulunuyordu. Uzay aracının başarısız fırlatılışının maliyetinin ise yaklaşık 51 milyar dolar olduğu belirtiliyor.